Merhaba arkadaşlar, bugün FIFA 22 kariyer modunda Galatasaray kariyerinin 7. bölümündeyiz. En son bıraktığımız noktaya gelirsek, şöyle ligde 39 puanla liderlik 20 hafta sonunda. Sadece bir mağlubiyetimiz vardı. Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda 3. olduk 7 puanla. Avrupa Ligi'ne düştük. Orada da rakip Victoria Pilsen, güzel bir kura çektiğimizi ben düşünüyorum. En son Marka, Ozan Vafor ve Çıkaldağ takımdan ayrılmıştı. Çok iyi bir bonservis geliri elde ettik bu 3 tane oyuncudan. Ozan Vafar'dan çok olmasa dahi. Ve bize kalan transfer bütçesi 55 milyon euro civarındaydı. Bu bütçeyi devre arasında, yani şu an itibariyle harcayacağız. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Şimdi bu bölüm MDO'lar yavaş yavaş ortadan kalkacak çünkü en son 4-4-2'ye dönmüştük. Wanyama stopere çekilecek. Stoper rotasyonunda bundan sonra oynayacak. Salih'i de bir an önce orta sahaya çekmeye çalışacağım. 8 hafta sürüyormuş. Bizim için yeterli bir süre. Aytaç zaten transfer listesinde, takımdan ayrılabilir diye düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu bu arada sakatlıktan döndü ve eksi bir gen düşüşü var şu ana kadar. Kendisini toparlaması gerektiğini düşünüyorum ben kısa süre içerisinde. Bir de en son bıraktığımız noktada Can Çakmak kısa süreli kiralama teklifiyle birlikte. Rangers'a gidebilirdi, onu kabul ediyorum. İsmail Çipe için de Rodez'den teklif varmış, kabul. Bugünün ilk transferi özellikle Kasımpaşa'da dikkatleri tamamen üzerine çeken o oyuncuyu Standart Liège'den Galatasaray'a getireceğiz. Jackson Muleka. Açıkçası burada rotasyonda çok iyi iş yapabilir. Hızlı bir isim. Takımı hızlandırmam gerektiğini söylemiştim. İlk transferi Santrafor'dan açıyoruz. Muleka imzayı atıyor. Evet, stoper işine gelecek olursak, yani Marka için çok yüksek bir bedel ödendi. O bedelin bir kısmına iyi bir stoper alınması gerekiyor. En azından belli bir genin üstünde stoper alınması gerekiyor. Ben o ismin Ferrer olduğunu düşünüyorum. Hajduk Split'teymiş. Yani muhtemelen 1,5 sene sonra da kontratı bitiyor. O yüzden 7600'e şu anki değerinden daha düşük bir bedele Ferro için anlaştık. Bir isim daha gelecek. Stoper hattını tamamen bambaşka bir seviyeye getireceğiz. Ozan Kabak bir türlü tutturamadı. Yani FIFA'da iyi takımlara gidemedi. Ve Schalke'ye en sonunda geri dönmüş. Bizde yine onda da aynı şey var. Değerinden daha düşüğe Ozan Kabak'ı getireceğiz. Ve hem de Türk kontenjanında bir tane stoperimiz olacak. Ciddi bir stoper. Aslında buradaki transfer Alparslan Öztürk'ü de satma yolunda bizi ilerletiyor. Bakan bu arada kulübüne geri döndü. Az forma şansı bulduğu için Galatasaray'da Bakan Bu'yu geri çağırdılar. Yani bir tane daha belki kiralık oyuncu getirebiliriz önümüzdeki süreçte. Şimdi kaleye Muslera sonrası için Iñaki Peña'yı getiriyoruz abi. 23 yaş 74 gen. Bu adam 80 genlere kadar çok rahat bir şekilde çıkar diye düşünüyorum. 4650'ye de Peña için Barcelona ile anlaştık. Şimdi bir tane isim buldum Brezilya'da ama değeri çok yüksek. Yani bu değeri vermek istemiyorum. Bu değeri vermek istemediğim için de şu ana kadar çok da memnun olmadığımız Tavernier'i yollamak istiyorum. Ronaldo Ester diye bir Brezilyalı var ama Tavernier'i takasta kabul etmediler. Emre Akbaba'yı kabul ettiler, 13.800'ü kabul etmediler. Ciddi bir bonservis bedeli ödeyeceğiz. %10 da payı olacak. Ama Galatasaray zamanında Alex Teyse de bir sol bek için çok yüksek bir bonservis bedeli ödemişlerdi. Bu bonservis bedelini ödedik. Bu bonservis bedelini satabiliriz ileride. Ve muhtemelen son transferimizi yapıyor olabiliriz. Kanat rotasyonunda çok hızlı bir isim arıyordum ya. O isim Mukayir olacak. Kopenhag'da bu sene karşı karşıya da gelmiştik zaten. Çok yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyorum. Genç bir oyuncu evet. Ama yine de hani önümüzdeki süreçte elimizde bir transfer bütçesi kalmalı. 4,5 milyon euroya Kopenhag'la anlaştık. İşte bu senenin transferleri görüntüde. Sol beke çok ciddi yatırım yaptık. Umarım bu kadar para harcadığımıza değer. Bu arada çipe gitmedi. An itibariyle lige dönebiliriz. Lige başlayabiliriz bu bölümde. 21. hafta ve rakip 2. Beşiktaş'la oynuyoruz. Kadroyu şöyle oluşturdum. Bu hafta böyle çıkacağız. Peña alışacak. Muslera'dan formayı alacak. Muleka 2 tane gol atarak başladı. Muazzam. Muazzam ötesi. Belki de Halil Dervişoğlu'ndan formayı da alacak bu adam. Yani ne desem boş şu an. Bu arada Beknaz için kiralama teklifi var Angers'ten. Beknaz'ı kiralık olarak yollamayı istiyorum açıkçası. Çünkü hücum hattı biraz kalabalıklaştı. Kasımpaşa ile oynuyoruz Türkiye Kupası. Bugün Muleka, Mukairo gibi isimler
11'de başlayabilir Ferro, bir yandan Wanyama. Ya böyle rotasyona da ara ara gitmemiz gerekiyor. Beknaz da gitmeden bir kere oynasın sanki. Haydi bakalım. Muleka yine atarsa bir sonraki maçı 11'de. Kerem ve Ali Dervişoğlu. Muleka 48'de çıkmış. Cavani'nin yerini alınca baskıya dayanamadı. Evet, Victor Wanyama artık stoper. Artı bir gelişti sadece. Adam köyün çekim mevkisine çekilmek istenince 53 hafta sürüyormuş. Ya bu kadar mantıksız olmaması gerekiyor bu durumun. Galatasaray Gaziantep maçı. Sağ orta sahada birazcık Gökdeniz Bayraktaş formayı almaya başlayacak sanki. Öyle hissediyorum. 0-0. Muleka sonradan girdi, atamadı. Çok şey bekliyorum, o yüzden sürekli Muleka bu bölümün konusu olabilir. Beknaz için kısa süreli, yani 6 aylık kiralama teklifi. Aytaç Kara Kopenhag'a gidecek. Kopenhag'a para verdik ya, Kopenhag bir anda o parayı tekrar bize harcamaya karar vermiş. Almaz Beko gitmedi. Şimdi Göztepe Galatasaray maçıyla devam. Lige 11. Yavaş yavaş bu 11'e alışacağız. 3-2'lik galibiyet Halil Dervişoğlu ve Cavani. Halil zaten çok formdaydı. Cavani çift forvetten sonra açılmaya devam ediyor. Beknaz'a bir tane daha kiralama teklifi geldi. Bu arada Aytaç Kara satıldı. Alparslan'a da Braga'dan 2.1'lik bir teklif var. Alparslan da muhtemelen gidecek. Birazcık kadro dışında hiç kullanmayı düşünmediğim oyuncuları bu takımdan yavaş yavaş ayırmanın zamanı geldi. Kupada rövanş günü. 2-0'ın rövanşı. Ve sonuç 2-2. Rakitic ve Cavani turu aldılar. Şöyle diğer turlayan takımları da görün istiyorum. Bakalım Beknaz bu sefer gidecek mi? Gomis'i sezon sonu Schalke 04 almak üzere. Beknaz için Valladolid 2 yıl. Tamam dedim. Gomis zaten bir türlü gitmedi abi adam. Sezon sonu itibariyle en azından kesin olarak ayrılacak. Gomis transferiyle ilgili görüşmeler kesildi mi? Maaşıyla ilgili anlaşamadı. Alparslan gitti. Son 10 saat kaldı transferin bitimine. Yunus Akgün'e teklif var. Bir dakika. Beknaz kiralık olarak gitti. Teklifin komikliği, Enzo Rocco'yu veriyorlar bize. Stoper. Rocco'yu zaten yakından tanıyorsunuz. Bir de üstüne çok düşük miktarda bir para. Tabii ki de kabul değil. Bence transfer bitti. Bakıyorum. Yani bu saatten sonra kimse gelmez. Kimse gitmez. Bu arada Peña 75'e çıkarken Muslera 77'ye düşmüş. Yavaş yavaş ortamı Peña için hazırlıyoruz. Bence doğru tercihti Peña. Göreceğiz. Gerçekten doğru tercih miymiş? Rize maçı. Kendi evimizde. Hadi 3 puan. 3-1 ile Ronaldo Ester'de gol attı. Halil hala bam bam gidiyor ya. Her maçta atıyor Halil. Karagümrük'le kupa maçı. Çeyrek final. Rotasyonla çıkacağız. Ki diğer oyuncular yavaş yavaş form tutsunlar. İşte Mukayri olsun, Ferri olsun, Wanyama olsun. Tavernier formunu kaybetmesin. Rakitic'i de Berkan Kutlu'yla değiştirdim. Kadro bir anda böyle oldu. Hadi bakalım. Ne yapacak bu kadro? Muleka 2 golü var. 3-1 bitti. Muleka'nın golü yok ama turu aldık gibi. O değil de bu sene ligde çok açık ara şampiyon olabiliriz. 10 puanlık fark. Altay maçı. Yine bence bir tık rotasyon yapılabilecek maçlardan biri diye düşünüyorum. Yorgun isimler var. Mesela bugün Muleka'yı bu tarafa atacağım. Kerem oynamasın. Yine. Bir anda kadroyu böyle yaptım. Mukairo birazcık daha kendini yorsun. Şeyde de Avrupa Ligi maçında da Mukairo'yu belki sonradan alabilirim. Muleka attı. Muleka ligde acayip gidiyor. Burada da atması lazım. Abi adam Kasımpaşa'da gerçekten muazzam oynuyor. Aslında bir dönem Cagney'in gösterdiği performansı gösteriyor da diyebiliriz. Şimdi Court Lane'de Pizan Galatasaray formalara bakıyorum. Gideri var. Ben bugün sağ orta sahada da hızlı bir isim istiyorum. O yüzden Mukayri'yi oraya attım. Hadi başlayalım. Pizan Galatasaray maçı başladı. Varda çok riskli hareketler. Şimdi aldık. Halil Mukayri vuruş geldi. Vuruska. Ronaldo Ester içeri çevirdi. Buka. Derken baskı var hala. Salih şimdi verdi. Kerem vuruş. Yine kaleci. Mukayri. Sasha Boy vuruş. Defanstan döndü. Halil Dervişoğlu offside. Aman be. Edinson Cavani. Top bu arada bir önceki bölümden kırmızı kalmış. Onu bir sonraki maçta düzelteceğim. Cavani. İyi top. Rakitic. Vuruş. Ivan Rakitic. Müthiş bir gol attı. Sahne onun. Kaptan. Bakalım Avrupa Ligi'nde takımı nereye kadar götürecek kaptan. Rakitic. Ronaldo Ester. Çok hızlı sol tarafta. Ester ortayı yaptı. Heyda karşıladı. Şimdi Mukayro alır mı? Mukayro aldı. Mukayro ortayı da yaptı. Cavani.
2 oldu. Çekya'da 2-0 öndeyiz. Ortayı zor yaptı ama Cavani çok rahat bir vuruş. İnanılmaz bir ara topu. Mosquera şimdi pası verdi. Trussa vuruş. Iñaki Peña. Atak devam edecek. Boy verdi. Mukairu götürüyor. Mukairu ortayı yaptı. Huruska. İyi toplar. Kaçer. Geçti. Ortada bomboş arkadaşı var. Trussa attı. 2-1. Defansı çok yani boş yakaladılar. Anlamsız bir şekilde. İyi pas attı Mosquera'ya. Mosquera geçti. Nelson yıktı oyuncuyu ve sarı kart. Halil Dervişoğlu indirdi. Mukairo iyi oynadı. Sasha Boy. Sasha götürüyor. Ortayı da yaptı. Kerem Holik inanılmaz müdahale. Buka orta geldi. Kafa vuruşu Iñaki Peña. Kerem Aktürkoğlu'na. Muleka'ya geldi top. Muleka döndü. Muleka vurdu. Uruska. Cavani. Cavani çekti. Cavani vurdu. Out'a. Rakitic verdi pası. Cavani. Sağ tarafta Salih. Salih. Onlar Rakitic'e. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Biraz pozisyon kayboldu gibi. Kerem. Rakitic. Rakitic'ten Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Vuruş. Uruska. Rakitic döndü. Rakitic. Vuruş. Kaleci. Bu arada Sasha Boy bastı ve topu aldı. Edinson Cavani direkten. Rakitic vurur mu? Kaleci çıkardı. Tekrar Rakitic üstüne Uruska'nın. Cavani. Edinson Cavani Uruska. Mukairo. Kerem Aktürkoğlu'nu koşuyor onunla. Kerem. Kerem kötü kontrol ama müthiş çalım. Korner. Hips döndü. Hips ortaladı. Sasha Boy'u karşıladı. Ve maçı 2-1 kazanıyoruz deplasmanda. Açıkçası çok etkili olduğumuz bir maçta daha farklı kazanabilirdik diye düşünüyorum. Döndük lige. Arada bir Antalya Spor deplasmanı var. Sonra Pizan maçı yeniden. Tam kadroyuz bugün. Hadi 3 puan. 4-3. Müthiş bir galibiyet. Halil Dervişoğlu hat-trick yaptı. Cavani de bir tane attı. Ön elemede Victoria Pizan rövanş günü. Nelson yok. Bugün Ferro oynayacak. Orada şöyle yaptık kadroyu. Açıkçası maçı erken kopartmak istiyoruz. Ve topu da varsayılana çevirdim. Haydi başlayalım. Galatasaray Pizan rövanş maçı başladı. Yunus. Şimdi Halil Dervişoğlu aldı. Halil ikili mücadeleyi kazandı. Halil Dervişoğlu verdi. Yunus Akgün'ün arkasında kaldı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Korner. Rakitic. Orta geldi. Kafa. Halil Dervişoğlu dönen top. Kaleci. Kopić geçti. Kopić ortaya döndü. Kaçer vurdu. Out. Bu arada top Halil Dervişoğlu'na geldi. Salih Özcan. Out'a. Yunus'tan Halil'e çok iyi top. Halil Dervişoğlu kaleci. Korner. Ivan Rakitic ortayı yaptı kaleci. Edinson Cavani. Cavani vuruş geldi. Out'a. Önünde bomboş bir hareket alanı. Yunus Akgün götürüyor yanında. Trussa. Müdahaleyi yaptı Trussa. Yunus'un önünde kaldı Kerem ve gol. Kerem Aktürkoğlu. Taraftarına koşuyor. 1-0. İşte bu kadar. Bir daha izliyoruz. Şurada Trussa dokundu. Yunus'un önüne düştü. O da asisti yaptı. Halil Dervişoğlu aldı topu. Halil hızlandı. Halil Dervişoğlu önü bomboş. Halil Dervişoğlu. Tıvırdon çıkardı. Ivan Rakitic. Rakitic bıraktı. Cavani. Yine kaleci. Yunus Akgün. Orta geldi. Hejda karşıladı. Edinson Cavani. Vuruş. Şimdi Rakitic. Edinson Cavani. Arkadan gelen Mukairo. Tekrar Cavani. Reznik. Sasha Boy orada bomboş yeri gördü. Yunus Akgün götürüyor. Yunus yerde. Hocam hiçbir şey yok. Muleka aldı. Muleka vurduk. Korner. Yani öyle bir müdahale etti ki. Eline çarptı mı çarpmadı mı görmek de mümkün değil derken. Çok iyi geldiler Peña. Edinson Cavani. Cavani şimdi tuttu. Muleka'ya geldi. Muleka. Hips. Hocam bu ne ya? Bir uzun top Yunus Akgün'e. Müthiş pas attı Yunus'a. Yunus aldı götürüyor. Yunus. Ortayı yaptı Yunus. Kasa. Derken penaltı. El var dedi hakem. Ve penaltı noktasını gösteriyor. Bir daha izliyoruz. Cavani vurdu işte şurada eline çarpmış. Bu açıdan da bir görüldü bir görüldü anlatamam. Edinson Cavani geliyor. Cavani 2-0. Edinson Cavani bitti dedi tur.
Nihayet ikinci golü attık. İşte bu kadar. Trusa döndü. Trusa şimdi vurdu. Peña. Ve maç bitti. Son 16'dayız. Bayağı üstün olduğumuz maçlardan biri yine. Bundan sonra rakibi bekliyoruz. Umarım iyi bir rakiple karşılaşırız. Yolumuz açık olur. Ligde artık dediğim gibi. Yani bundan sonra kaybedeceğimizi ben zannetmiyorum. Kayseri ile oynuyoruz. Yorgunluk var evet. Ama devam dedim oyunculara. 3-2 kaybettik. Halil 2 tane attı yetmedi. Bu kadar rövanş günü. Bu sefer Rakitic, Ester, Ozan Kabak. Bu isimleri değiştirmem lazım. Hatta Nelson da dönüyor. Nelson'u unuttuk. Öyle bir durum var. Bayağı yorgunlar. Kadroyu bu şekilde yaptım bu maçlığına. 3-1'in rövanşı zaten. Sorun olmadı. Evet 2-2. Yarı finaldeyiz kupada. Trabzon, Fenerbahçe, Başakşehir yoluna devam eden kulüpler bizim dışımızda. Avrupa Ligi'nde son 16'da Roma ile oynayacağız. Fenerbahçe maçından sonraymış hemen. 8 puanlık fark devam ediyor. Tam kadro çıkıyoruz bugün. Yorgunluklar olsa da yapabileceğim hiçbir şey yok. 3-1 kazanıyoruz. Böyle maçlarda rotasyon olmaz. İstediğimiz maça gidiyoruz. Çeyrek final için bugün kazanmamız gerekiyor. 3-1-4-2 oynuyorlar. Bu sistemi deneyeceğim, olmayabilir. Yani etkili olamazsak biz de üçlüye dönebiliriz. Evet, bugünün kadrosu tam olarak budur. Başlıyoruz. Galatasaray, Roma ilk maç başladı. Cavani'den çok kötü top. Cengiz aldı götürüyor. Cengiz, Nelson. Kritik müdahale. Salih Özcan hızlandık onunla. Salih Cavani ile oynadı. Cavani vurdu. Direkten döndü. Gomez, Şomurodo, Maximiliano Gomez. Ozan müdahale etti. Sarı kart. Yılın müdahalesi. Cengiz ortayı yaptı. Peña. Pası verdi. Vinha geçti. Vinha etkili geliyor. Cengiz döndü. Pellegrini. Cengiz direkten. Çok iyi geldiler. Bu arada çıkamadık. Şomurodo. Vuruş. Peña. Maximiliano Gomez. Ünder. Gomez. 1-0. Maximiliano Gomez. İyi oynadı. Elimizden geleni yaptık. Nelson ayakta kalmalıydı. Şomurodo. Maximiliano Gomez. Gomez getiriyor. Gomez. 2 oldu. Maximiliano Gomez. Tutulması çok zor oyunculardan biri. Golü attığı yerde çok uzak. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Kerem verdi pası Cavani. Ivan Rakitic. Ivan Rakitic. O sen. Kaptan Kerem'e verdi. Kerem Aktürkoğlu. Mancini'den döndü top. Pellegrini geçti. Pellegrini bir anda bomboş kaldı orada. Pellegrini geçtikten sonra. Pellegrini Ferro. Önüne düştü top. 3-0. Roma karşısında dağıldık. Dönemediler. Gerçekten dönemediler. Şu da şanssız bir an. O müdahaleyi yaptıktan sonra rakibin önüne düşmesi. Geçti. Soçek. Ortayı yaptı Peña. Ronaldo Ester. Salih Özcan. Muleka'ya. Muleka. Karşı karşıya. O senin üstüne vurdu. Abi çok iyi çıkardı kaleci ya. Rakitic. Orta geldi. Şomurodo. Maximiliano Gomez. Gomez. Peña. Dönen top. Aman. Pellegrini. Offside. Tammy Abraham. Abraham orta. Aman Nelson korner. Edinson Cavani ortaya. Rakitic'e. Rakitic hemen oynadı. Muleka karşı karşıya. Muleka 3-1 oldu. Bu gol her şeyi değiştirebilir. Muleka. Fark 2. Bu işin rövanşı var da. Rakitic asist. Muleka karşı karşıya. Güzel vurdu. Soçek ve maç bitti. 3-1. Ya özellikle maçın ikinci yarısı daha çok dengelemeye çalıştık ve dengelediğimizi düşünüyorum belli bir yerden sonra maçı. 3 gol atacak kadar oynamadılar ama yakaladıkları pozisyonları da çok iyi değerlendirdiler. Rövanşı elimizden gelenle deneyeceğiz. 2-0 uzatmalara götürür. Neden olmasın. Kasımpaşa maçı full rotasyon yapacağız. Şöyle bir kadro. O değil de Peña 76 oldu. Muslera'yı neredeyse yakaladı. Hadi deplasmanda. 3-0'la Cavani ve Mukairu'yla galibiyet aldık. Evet yine 3'lü onlar. Biz de 3'lü oynayacağız. Evet kadro bu. Tek hedef tur. Hadi be çocuklar. Cavani ile başladık. Rakitic'e iyi top. Ivan Rakitic. Mancini'den döndü. Derken hocam el var orada ya. Rakitic götürüyor hala. Rakitic. Kaptan. Sağ taraftan geliyor. Ivan Rakitic. Çizgiye indi. Pas geçmedi. Ortada da kimse yok. Şaka gibi ya. Birebir de geçti Kerem. Kerem götürüyor.
Kerem çizgiye indi Mancini. Salih Özcan'la bir kontra şansı olabilir mi? Salih. Halil Dervişoğlu'nun koşu yoluna. Halil aldı önüne. Halil vurdu. Direkt. Hayır ya. Çok iyi top attı. Justin Kluivert geliyor. Kluivert ortaladı. Ozan Kabak. Rakitic. Orta geldi. Halil Dervişoğlu. Çok kritik bir gol. Döner mi göreceğiz? Rakitic. Muazzam orta. Halil. Kimsenin çıkaramayacağı noktaya. Kerem. Ronaldo kaçtı. Ronaldo ester. Cavani de yanında geliyor. Geçmedi Cavani'ye. Ronaldo ister. Şimdi orta German çıkardı. Abraham. Pellegrini çok iyi top attı. Villar, Peña dönen top. Pellegrini. Roma beraberliği yakaladı. E iş bitti gibi yani. Yine öyle bir yere sekti ki top. Kluivert. Zaniolo. Ozan'dan sert hareket ve Ozan'ı direkt attı hakem. Victor Nelson. Ronaldo ester. İyi aldı önüne. Ester. Çekti. Ester. Verdi pası. Cavani. Döndü. Cavani. Halil. Offside. Soçek. Zaniolo. İyi ver kaç yaptılar. Abraham aldı. Tammy Abraham. Karşı karşıya. 2-1. Tammy Abraham. 2 ver kaçı 10 kişiyken golü de yedik. Roma çeyrek finale gidiyor. Evet, 6'ya 1 geliyorlar. Hakem maçı bitirdi. 2-1 kaybediyoruz. Şaka gibi. Yani geçen maç da böyleydi. Bugün de 3 şutta 2 tane gol attılar. Çok iyi savunma yapıyorlar. Onları geçmek gerçekten kolay değil. Roma çeyrekte biz değiliz. Diğer turlayanlar da görüntüde. Vallahi yazık oldu. Hüzünlü 2 Roma maçı. Bundan sonra artık yeni sezonun kadrosuna odaklanma zamanı ligde. Yani Rakitic olmayacak muhtemelen. O yüzden Yunus ve Gökdeniz'i hazırlamamız gerekiyor. Cavani yeni sezonda olur mu emin değilim. Onu da baştan söyleyeyim. Ay yeni sezon için yapacağımız çok fazla şey var bu takımda. Kadroyu bundan sonrası için bu şekilde ayarladım. Bakalım şampiyonluğa nasıl gidiyoruz. 2-1'lik galibiyet. Ronaldo ester golden sonra ne yapmış olabilir acaba kırmızı kart için? 14 puanlık fark var. Galatasaray Alanya Spor maçı. Hadi bakalım. 1-1. Muleka tek gol attı. İkinci ile oynuyoruz. Başakşehir Galatasaray. 13 puanlık fark var. Ve 3-1'lik de galibiyet. Muleka Halil Kerem. Hafta 33. Karagümrük mü Galatasaray mı? Tabii ki de Galatasaray. Muleka'yı attı. Yeni sezonun golcüsü olacak. Öyle düşünüyorum. Türkiye Kupası'nda yarı finalde Başakşehir. İlk maç deplasman. Yine az kadro yani bu kadro. Hazırladığımız kadroyla devam ediyoruz. 3-0'da galibiyeti alıyoruz. Kupada da adım adım finale doğru gidiyoruz. Şimdi Adana Demirspor maçımız var. Ligde Halil Dervişoğlu yok bugün. Ve 1-0 Ozan Kabak. Hafta 35. Adım adım şampiyonluğu kutlamaya giderken 1-0 kaybettik. Muleka'da penaltı kaçırmış hem de ilk dakikada. Hafta 36 Trabzon deplasmanındayız. Aynı kadro ve 2-2. Muleka yine attı. 37. hafta Sivasspor'u içeride konuk ediyoruz. Sonuç 3-2 kaybettik. Muleka yine attı. Son haftalarda ama biraz rehavete kapıldılar. Bu da bir gerçek. Başakşehir'le rövanş günü kupada 3-0'ın rövanşı. Final 1-1 ile geldi. Türkiye Kupası'nda rakip de şu an ikinci olan Trabzonspor. Şimdi önce Konyaspor'la maçımızı oynayacağız. Ligde kupayı kaldıracağız. Gökdeniz Bayraktar yokmuş bugün. Rakitic'e veda etme günü. Ve ligin son maçına başlıyoruz. Konya Galatasaray maçı başladı. Ligin son Cavani. Şimdi Muleka ile oynadı. Muleka vuruş geldi. Out. Muleka hala topunda. Muleka çekti. Verdi pası. Yunus Akgün. Şehit. Bu arada Sasha Boy. Pas Muleka. Cavani. Karşı karşıya. Şehit. İyi döndü Muleka. Muleka şimdi Cavani ile oynadı. Edinson Cavani. 1-0. Asist Muleka. Gol Cavani. İyi organizasyon. Kerem. Muleka. Pası verdi Cavani'ye. Gelmedi. Baskı var. Salih Özcan aldı. Şimdi Muleka iyi döndü. Muleka götürüyor. Muleka 2-0. Konya'da Muleka. İşte bir daha izliyoruz. Çok güzel döndü Muleka. Yerden sert 2-0. Mihailak.
Nelson sert hareket. Nelson attı hakem. Bugün Nelson belli ki erken tatil yapmak istedi. Cavani ile oynadı. Kaptan Cavani şehit. Kerem. Kerem. Ortayı yaptı. Ronaldo ister. Orta geldi. Stant Larsen. Out'a. Kerem çekti. Kerem Aktürkoğlu. Vuruş geldi şehit. Saşa boyu indirdi. Ivan Rakitic. Rakitic. Edinson Cavani şehit. Ronaldo ister alır mı? Mihailak kaybetti. Mihailak götürüyor. Mihailak topun dibine girdi. Wanyama. Ivan, Rakitic, Edinson, Cavani yine kaçtı. Bu arada Cavani az biraz hızlı olsa o topu alacak aslında. Ali şimdi hızlandı. Salih verdi pası. Edinson, Cavani şehit çıkardı. Muleka verdi pası. Cavani, Cavani'den Rakitic'e. Rakitic ters ayağına denk geldi. Soner Dikmen'den Stant Larsen'e. Larsen, Larsen Peña. Ronaldo ister. Kerem'e. Kerem. Rakitic. Bıraktı. Muleka. Vuramadı. Atak devam ediyor mu? Hayır. Maç bitti. 2-0'lık galibiyeti alıyoruz. Evet. Güzel bir sezon. Şampiyonlar Ligi çok eğlenceliydi. Avrupa Ligi'nde Roma maçları can sıktı. Ligi çok rahat aldık. Cavani kaptan oydu. Kupa onun ellerinde. Şampiyon Galatasaray. Son bir maç kaldı. Türkiye Kupası finalinde oynayacağız. İşte iki tarafta görüntü de. Kadro tamam. Bir kupa daha istiyoruz. Galatasaray Trabzon Türkiye Kupası finali başladı. Edinson Cavani. Cavani çekildi ama Cavani mücadeleyi bırakmadı. Cavani verdi. Gökdeniz Bayraktar Erce. Ivan Rakitic orta geldi. Wanyama'nın önüne düştü top. Victor Wanyama. Tam bir füze gönderdi. 1-0 öndeyiz. Böyle golleri var Wanyama'nın. İnanılmaz bir güce sahip. Müthiş şut. Orta geldi Vişça'dan. Kuk out attı. Cavani döndü. Edinson Cavani. Korner. Cornelius. İyi döndü. Out attı. Kuk orta. Kwasi Peña. İyi top. Vişça döndü. Pas Cornelius. 1-1. Bu dakikaya kadar onlar daha etkiliydi. En sonunda golü de buldular. Salih Özcan. Salih'ten Halil Dervişoğlu'na çok iyi top. Halil Dervişoğlu Erce çıkardı. Muleka 2-1. Yeniden öndeyiz. Halil Dervişoğlu, Erce ve Muleka. Salih Özcan. Sağ tarafa Saşa Boye. Saşa ortayı yaptı. Perez karşıladı. Şimdi Vitor Hugo. Rakitic geliyor. Rakitic vuruş. Erce. Perez. Vişça. İyi geldiler. Direkten out. Cornelius. Birinciyi geçti. Tronsen. Wanyama müdahale etti. Hoca Wanyama'yı son dakika attı. Ama bence ikinci sarı kartlık bir şey yoktu burada. Koşu Halil Dervişoğlu'ndan. Halil. Sağ tarafta Saşa'yı gördü. Saşa boy. Ortaya. Mukairo. Karşı karşıya. Mukairo. Bitirdi. 3-1 oldu maç. Önemli bir rotasyon ya Mukairo. Özellikle Türkiye Ligi, Kupa bu tip organizasyonlarda çok işimize yarayacak. Ve maç bitti. 3-1 kazanıyoruz. Evet kaptan raket işte. Bu sene ikinci kupamız Türkiye Kupası. Evet güzel bir sezonu geride bırakıyoruz diyebiliriz. Avrupa'da daha iyi olabilirdi ama. Onu tekrar söylüyorum. 12 beraberlik almışız bu sene. Seneye bunu azaltmamız lazım. 78 puan bence düşük. Onu şimdiden söyleyeyim. Avrupa'da kazananları göstereyim. Liverpool bayağı domine etmiş. Avrupa Ligi'ni Sociedad almış. Konferans Ligi'de Athletic Bilbao'nun. Kadroya gelecek olursak Iñaki Peña yarım dönemde artı 3 gelişti. Muslera'da eksi 2 düşüşle 76'ya düştü. Seneye başka şeyler düşüneceğiz kaleci konusunda. Yani Peña birinci kaleci bundan sonra. Muslera'yı gönderme ihtimalim var. Onu baştan söyleyeyim. Ozan Kabak artı 3 dedi. Esler artı 2. Nelson artı 3 dedi. Saşa 80'e yükseldi. Önemli bir gelişimdi o da. Kerem 81 oldu sakatlıktan sonra. Eksi 1'e düştüydü. Artı 3'lük gelişimle artı 2 gelişti toplamda. Barış Alper 71'i buldu. Pek forma şansı vermesem de. Mukairo'nun artı 1'i biraz yavaş. Gerçi bir hafta sonra 74 olacakmış. O fena değil diyebilirim.
Rakitic ya bu sene iyi katkı verdi. Kötü değildi. Yunus artı 4. Can Çakmak. Rangers'da inanılmaz gelişti. Artı 8 olmuş. 73'e ulaştı. Bazen kiralık giden oyuncular acayip gelişebiliyorlar. Onlardan birini yaşadık. Seneye bu altyapıdan yetişen yıldızımız forma şansı bulabilir mi? Bulabilir. Gökdeniz de artı 4 dedi. Halil artı 4 dedi. Muleka artı 3 dedi. Buffett'in Pigomis Beşiktaş'a gidiyormuş. Çok ilginç haberlerden biriydi bu. Cemali Doğan artı 4 dedi. Edinson Cavani eksi 2. Beknaz artı 4 gelişti. Mustafa Muhammed seneye takıma katılacak. En iyi performans Halil'den geldi. Sonra Cavani, sonra Muleka. Bence maç sayısına baktığımızda Muleka muazzam oynamış. Kerem, Rakitic, Mukairo diye devam ediyor. Salih'in asist sayısı çok iyi. Yunus'un da asist sayısı iyiydi. Ama gol katkısını arttırması gerekiyor. Bu da bir gerçek. Bir de performans bakımından Peña'nın performansı Muslera'dan daha iyi. Gol yenmeyen maç sayısı bakımından. Şu an en değerli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu. 33.500. Yeni sezonla birlikte serbest kalma bedeli bütün oyuncularda 45 milyon euroya çıkacak. Her sene başında böyle bir artış olacak. Onun dışında eklemediğim oyuncular vardı zaten. O serbest kalma bedellerini bulmayacak şu an için. Onları da yeni sezonla birlikte ekleyeceğim. Seneye Rakitic gibi bir oyuncu bulabilir miyiz? Merakla bekliyorum kiralık olarak. 2 senedir müthiş kiralıklar geliyor. Önce Fabregas, sonra Rakitic. Krallıklarda Halil Dervişoğlu lider gol krallığında. Asist kralı Mpoku. Salih bizden ikinci. Gol yenmeyen maç sayısında bizim kaleciler geride. Peña 22, Muslera 24. Şöyle ofis kısmına geldiğimizde bu sene muazzam bir kar. Seneye yüksek bir transfer bütçesiyle başlayabiliriz. Öyle görünüyor. Tabi borç ödemeye devam edeceğiz. Yeni gelen bütçe büyük bir kısmı borca gidecek. Sonra oyuncu satarak onu telafi etmeye çalışacağız. Bu sene 1 milyon 129 bin forma satmışız. Halil, Kerem, Nelson diye de sıralanmış en çok satılan formalar. Bu arada Salih Özcan da defansif orta sahadan orta sahaya çekiliyor an itibariyle. Evet, bizde her şey bu kadar. Bu sezonu bitirdik. Yeni sezonda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.